Bugün en sevdiğim dizi Rick and Morty'nin süper kahramanlarla bir hayli dalga geçen ve iyilik kötülük kavramlarını sorgulayan 3. sezon 4. bölümünü konuşacağız. Ayrıca merak etmeyin, videoyu diziyi izlemeyenlerin de anlayabileceği bir şekilde yaptım. Bölümün başında manyak mucit Rick ve saf torunu Morty her zamanki gibi bilim kurgu olaylarıyla uğraşıyor. Bu sırada bir kristal yanmaya başlıyor ve Morty heyecanlı bir şekilde Vindicators isimli bir süper kahraman takımının onları yeni bir göreve çağırdığını söylüyor. Rick mesaja cevap vermeyelim deyince Morty şöyle diyor. Tabii bu Rick'in umrunda değil. Kendisi kesinlikle süper kahraman takımına katılmak istemiyor. Ancak Morty cebinden bir kart çıkartıp her 10 Rick and Morty macerasından birini seçme hakkını kullanıyor ve Rick görevi kabul etmek zorunda kalıyor. Uzay gemisinde kahramanlar World Ender isimli gezegenleri yok eden bir kötü adamı nasıl durdurabileceklerini konuşuyorlar ve bu sırada Rick herkesle dalga geçiyor. Rick'in esprilerine sadece arkada temizlik yapan Noob Noob gülüyor ve haberiniz olsun, bu önemli bir detay. Logoları Avengers logosunun tersi olan Vindicators, 1 milyon karıncadan oluşan Million Ants'ten, cyborg bir timsahtan, ailesi bir tren kazasında öldükten sonra hayalet tren çağırabilme özelliğini kazanan Elon Rails'ten, herkese hava atan Star Soldier'dan ve ne yaptığı çok belli olmayan Supernova'dan oluşuyor. Evet, yazarlar kahramanlarla dalga geçmek için hepsine saçma sapan güçler vermişler. Hikayenin devamında karakterlerimiz görev öncesi odalarına gidip uyuyor ve uyandıklarında sarhoş, kendinden geçmiş bir Rick'le karşılaşıyorlar. Bir de görev öncesinde Star Soldier Morty'ye takımın kostümünden veriyor. Morty gruba katılmayı çok istese de bir kahraman olmadığını, kostümü hak etmediğini söylüyor ve şu cevabı alıyor. Ancak Morty, Rick'in bu bakış açısına karşı çıktığını söylüyor. Rick says good and bad are artificial constructs. Ben burada Rick'e katılıyorum. Süper kahramanlar neyin iyi, neyin kötü olduğunu kendi inançlarına ve değerlerine göre belirliyor. Ve genellikle bu inançlar süper kahramanların o sırada yaşadıkları toplum inançlarıyla aynı oluyor. İnsan davranışları ve değerleri sürekli değişse de çoğu süper kahraman yaşadıkları toplumun değerlerinin doğru olup olmadığını sorgulamıyor. No Way Home'da Spider-Man'in kötü adamları iyileştirmeye çalışması süper kahraman anlayışının dışına çıkıyordu. Doctor Strange başka evrenlerden kötü adamları geri yollamak istedi. Böylece kendi evrenine bir şey olmayacak, kötü adamlar kendi evrenlerine dönünce ölecek ya da cezalandırılacaktı. Spider-Man ise Doctor Strange'e karşı çıktı ve kötü karakterleri iyileştirmeye çalıştı. Çoğu süper kahraman sadece kötüleri durdurmakla, iyileri kurtarmakla uğraşıyor. Kahramanlar arada toplumu sorgulasa da bu tarz filmlerde esas kötü karakterler ilginç fikirlere sahip oluyor. Genelde bu insanlar toplum için iyi bir şey yapmak isteyip sonrasında parmak şıklatıp evrenin yarısını yok etmek gibi saçma sapan metotlar uyguluyor ve bu yüzden kahramanlarımızın onları durdurması gerekiyor. Ancak kötü karakter durdurulduktan sonra kimse Thanos'un kaynaklarla ilgili düşüncelerini veya Gore'un Marvel evrenindeki sorumsuz tanrılarla yüzleşmek istemesini konuşmuyor. Hayat kalitesinin ve eğitim seviyesinin artmasıyla kötü olarak adlandırılan kişilerin ortaya çıkması kolayca azaltılabilir. Gerçek bir süper kahramanın dünyanın daha az suçluya sahip olacağı bir ortam sağlamakla uğraşması gerekir. Tabii bu havalı aksiyon sahneleriyle değil, uzun araştırmalarla ve politikayla çözülecek bir sorun olduğu için süper kahramanların bunlarla uğraşmaması çok normal. Bölümün devamında Cyborg timsah Rick'i sırtında taşıyarak göreve götürüyor ve kahramanlar engelleri aşıp kötü karakter World Ender'a ulaşmaya çalışıyor. Burada Morty'ye bakarsanız kendisinin ne kadar konsantre, istekli ve heyecanlı olduğunu görebilirsiniz. Engellerin birinde takımın Rick'e ihtiyacı oluyor ve uyandırılan Rick isteksiz ve dalga geçer bir şekilde icatlarından birini kullanarak engelleri alt ediyor. Sonra da hem içinde bulundukları durumla hem de Morty ile daha da dalga geçmek için Morty'den kendine uzay gemisindeki kahveyi getirmesini istiyor. Morty hayır getirmem, ciddi olmamız lazım deyince Rick yine çocukla dalga geçiyor. Oh, I'm sorry. Oh, you're right. Bu bölümden önce çıkan tanıtım videolarında dizinin yaratıcı ekibi World Ender inanılmaz bir kötü olacak gibi şeyler söylemişti. We actually introduced a new villain this season that going to be bigger and badder than any other character you've seen in the Rick and Morty's diverse thus far. Engellerin sonunda kötü adam World Ender'ın zaten öldürülmüş olduğunu görüyoruz. Çok zaman geçmeden Rick'in önceki gün sarhoş olup süper kahraman takımıyla dalga geçmek için World Ender'ı öldürdüğünü, sonra da takımı bu mekana tıkayıp onlara saçma olduklarını kanıtlamak için bazı testler hazırladığını öğreniyoruz. Ve tıpkı Testere filmindeki gibi takım testlere katılmayı reddederse veya kaçmaya çalışırsa öldürülüyor. Rick bunların hepsini sarhoşken hazırlamış ve şu an bunu yaptığını hiçbir şekilde hatırlamıyor. İlk görevde Rick, kahramanların karışık bir şekilde verilmiş özelliklerle kahramanların özelliklerinin eşleştirilmesini istiyor. Bu sırada kapalı kaldıkları için Star Soldier bir hayli geriliyor ve Morty sakinleşmesini söyleyince karanlık yüzünü göstermeye, Rick'in kahramanlarla ilgili düşüncelerini doğrulamaya başlıyor. Ve aşırı panik olup kaçmaya çalışırken fena bir şekilde parçalanıp ölüyor. Bunlar olurken Morty ilk puzzle'ı çözüyor. Rick hiçbir kahramanın özel olmadığını, herkesin aynı olduğunu göstermek için sorulara doğru cevap atamamış. Birinin tüm soruları cevaplaması sonraki aşamaya geçilmesine yetiyormuş. Evet, Rick sürekli insanların özel olmadığını, farklı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Ben Rick'e hayatın anlamsız olduğu ve çok özel hissetmememiz gerektiği konusunda katılsam da insanların gerek birilerini mutlu etmek olsun, gerek insanlara yardım etmek olsun, dünyada pozitif bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyorum. Rick, süper kahramanların aksine iyi veya kötü bir şeyin olmadığını düşünüyor ve bu görüşü saçma sapan şeyler yapmak için kullanıyor. Arabasının aküsünü şarj etmek için bir evren yaratması, şarap eskitmek için insanların hayatlarını mahvetmesi. Bence iyi ve kötü süper kahramanların dediği kadar kolayca tanımlanabilecek bir şey değil. Ancak Rick'in dediği gibi hiç olmayan bir şey de değil. Bölümün devamında testler devam ediyor ve sarhoş Rick kahramanlardan 5 başarılı üçlük atış yapmasını istiyor. Bunu zamanında gerçekleştiremezlerse patlayacaklarını söylüyor. Bu sırada sözde kahramanların daha önce bir kötü adamı durdurmak için tüm bir gezegeni yok ettiğini öğreniyoruz. Ardından kahramanlar salakça bir şey yüzünden birbirleriyle tartışıyor ve karınca adam tren adamı öldürüyor. Rick gerçekten de haklıymış. Bu kahramanlar hem salak hem de bencillermiş. Rick ve Morty Rick'in bombasını durdurmaya çalışırken Morty Rick'in her şeyi mahvettiğini söylüyor. Rick, bana teşekkür etmelisin. Kahramanlar için gereğinden fazla hevesliydin ve büyük ihtimalle şu an yanıldığını kendine itiraf etmekte zorlanıyorsun deyince Morty şöyle cevaplıyor. Bu gerçekten büyük bir problem. İnsanlar başkalarının söylediklerini ve fikirlerini sadece söyledikleri şeye bakarak değil, o insanla ilgili diğer düşünceleriyle beraber değerlendiriyorlar. Bu yüzden de sevilen insanların fikirleri doğru da yanlış da olsa daha çok kabul görebiliyor. Rick de burada buna dikkat çekiyor. Videonun başında söylediğim gibi çoğu insan yaşadığı zamanın değerlerinin en doğru değerler olduğunu, bu değerlerin değiştirilemeyeceğini düşünüyor. Bunların dışında yaşayanlar da toplum tarafından kötü olarak görülüyor. Bu insanların değişik fikirleri olsa da bu fikirler dinlenmiyor. Çoğumuz fikirlerinden çok insanları sevip sevmediğimize, bizim zaten sahip olduğumuz görüşleri doğrulayıp doğrulamadıklarına bakıyoruz. Çoğumuz benim görüşlerim, yetiştirilme biçimim yanlış olabilir demiyor. Morty ve Rick konuşurken kahramanlar testi geçip Rick'in son testine geliyorlar. Bu sefer Rick, Vindicators grubundan en çok değer verdiği kişinin bir platforma konulmasını, eğer doğru kişi koyulmazsa herkesin öleceğini söylüyor. Morty, Rick'in kimseye önem vermediğini, platforma kim geçerse geçsin herkesin öleceğini tahmin ediyor. Rick ise biraz utanarak sarhoşken Vindicators'ta en değer verdiği şey olarak Morty'yi seçmiş olabileceğini söylüyor. Zaten tüm bölüm boyunca Morty, Vindicators'ı çok sevdiği için Rick'in biraz Morty'yi kıskandığını görüyoruz. Rick, torununun kendi dünya görüşüne daha yakın olmasını, süper kahramanları saçma bulmasını istiyor. Rick'in kendisine değer verebileceğine ikna olan Morty'nin biraz götü kalkıyor ve dostumuz test platformuna geçiyor. Garip bir şeyin içine düşen Morty, burada Rick'in daha önce kaydettiği mesajı dinliyor. Rick, seni bir daha göremeyeceğim için üzgünüm. Kahramanlarla çok aram yok. Çok belli etmedim ama sana çok değer veriyorum diyor. Ancak konuşmanın sonunda Rick'in bunları aslında bölümün başında esprisine gülen Noob Noob'a söylediğini öğreniyoruz. Klasik bir Rick and Morty şaşırtmasıyla Rick yine duygusallıktan kaçıyor ve sürekli maceralara çıktığı torunu yerine hiç tanımadığı, bir kere esprisine gülen biriyle duygusal bağ kuruyor. Burada Morty platforma geçince yanlış yanlış seçim olduğu için tüm gezegen patlamıyor. Çünkü büyük ihtimalle Noob Noob ve Morty benzer ağırlıklara sahip. Dostlarımız bu testi de geçince Supernova kahramanların prestijinin bozulmaması için Rick ve Morty'yi öldürmeye kalkıyor. Ancak tam bu sırada bulundukları platform yukarı çıkıyor ve sarhoş Rick'in büyük bir parti planladığını görüyoruz. Kalabalığı gören Supernova kaçıyor ve dostlarımız partiye katılıyorlar. Rick and Morty'nin bu bölümü aynı anda iki hikaye içermeyen nadir bölümlerden. Bu bölüm çoğu Rick and Morty bölümünde olduğu gibi insanı düşünmeye sevk ediyor. Ve evet, ben de Rick'in bölümün başında söylediklerine biraz katılıyorum. Hayatımız boyunca tek bir şeye takılmamıza gerek yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İleride yapmamı istediğiniz bir video varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu yaz çok video koymadım ama sonbaharda haftada bir video yüklediğim takvime geri dönmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.